dönüşümüne karar vermiş bir firma öncelikle bunu nasıl yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Şimdi bu dijital dönüşümde bir yazılım tercih edecek ama bu yazılım isterse kendi KOBİ'nin yatırım yapacağı donanımlarda, işte serverlarda, yedekleme sistemlerinde, güvenlik yazılımları arkasında çalışabilir veya bulut teknolojisi altyapısıyla çalışabilir. Biz de yıllardan beri bulut teknolojisi altyapısına yatırım yapmış bir firmayız. Bu bulut teknolojisi firmaya ne kazandırıyor öncelikle? Öncelikle maliyet avantajı kazandırıyor bu dijital dönüşüm aşamasında. Kendi sistemlerine yatırım yapmak yerine biz zaten o yatırımı yapmışız. O firmanın paylaşım bir ekosistemiyle bizim yaptığımız yatırımları kullanabilmesini, yıllık kiralama modelleriyle çalışabilmesini ve dijital sürecini tamamlayabilmesini sağlıyoruz. Bu bir anlamda sermayesini verimli kullanmasına neden oluyor bu KOBİ'nin. Zaten biz ülke olarak sermaye fakiri bir ülkeyiz. Bunu kabul ediyoruz. Bu sermayeyi de KOBİ'lerin kendi işlerine aktarabilmesi, işte yurt dışından ithal donanımlara kendileri para harcamak yerine bizim sistemlerimizi bulut teknolojisiyle kullanabilmesi gerekiyor. Peki şimdi bir bilgi de var. Yıllık 200 milyon Türk lirası enerji tasarrufu sağlanabilirmiş. Bu küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece bulut teknolojisi kullanması halinde. Bu nasıl bir Evet. tasarruf? Başka var mıdır buna ilişkin örnekler buradaki tasarrufla birlikte? Kesinlikle. Biraz önce aslında bahsettim. Şimdi ülkemiz iki konuda dışa bağımlı. Nedir bunlar? Bir, enerji. İki, teknoloji. Şimdi bir KOBİ'nin dijital dönüşüm sürecini tamamlayabilmesi için yazılım seçmesi ve bir donanım yatırımı yapması gerekiyor belki.